Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. 4-10 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Koçlar, dolunay haftasındayız. Hafta boyunca ayın ışığı yavaş yavaş büyüyecek. Hafta başı pazartesi ve Salı Ay Terazi burcunda olacak. Hafta başında biraz daha ilişki dinamikleriniz hareketlenebilir. Özellikle e, özel ilişkileriniz alanında, evliyseniz eşiniz ve partnerinizle ilgili konu ve kavramlar İşbirlikleriniz, ortaklıklarınız, birlikte yapılacak faaliyetler, plan ve programlara daha fazla odaklanmanız mümkün görünüyor. Çarşambadan itibaren ay artık akrep burcuna geçecek ve dolunay enerjilerini hissetmeye başlıyoruz. Perşembe günü öğlen 13.45'te 17 derece akrep burcunda dolunay meydana gelecek ve 8. evinize aydınlatacak. Özellikle yeni ay 23 Nisan yeni ayında hayatınıza giren bazı temalar konular kavramlar dolunayda olgunlaşabilir görünür hale gelebilir ve bunlar daha çok hayatınızın maddi konuları parayla ilgili konularına işaret ediyor parasal kazançlarınız ödemeleriniz gelir gider dengeniz borçlanma kredi gibi konular eşinizin kaynakları eşinizin parasal gelirleri bunun yanı sıra miras, sigorta, vergi, nafaka, burs ve benzeri hisseli paralar alanında dolunay bir sonuç alma dönemini işaret ediyor ya da belirsiz olan konular netleşecek. Bazı önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz ve önümüzdeki süreç için yine para alanlarında özellikle ekonomi ile ilgili konularda bazı kararlar verip yeni planlarda oluşturabilirsiniz. Hafta boyunca gezegeniniz Mars Kova burcunda olacak. Genel olarak aslında Mars Kova burcunda ilerlerken enerjiniz sosyal alanlara, biraz daha toplumsal konulara odaklanabilir. Geleceğe dair hedefleriniz için daha fazla efor sarf edersiniz. Heyecanlı olduğunuz bir dönem. Tabii ki daha fazla projeler, planlar, programlar var. Ve Mars'ın özellikle bu geçişi enerjinizi daha çok geleceğinizle ilgili hedeflerinize, projelerinize odaklamanız da sağlıyor ve Dolunay belki gelecek planlarınızda özellikle maddi planlarınızla ilgili önemli bazı aydınlanmalarda ortaya çıkarabilir ve hafta sonundan itibaren özellikle cumadan itibaren ay artık yay burcuna geçecek biraz daha o Dolunay'ın sıkıntılı enerjilerinden kurtulup iyimserliğimizin arttığı bir süreçte olacağız neşemiz, moralimiz de yükselebilir ve gerek aile içerisinde yakınlarla ilişkilerimiz, gerek özel hayatımızdaki hareketliliğimiz, motivasyonlarımız biraz daha öne çıkabilir. Hafta genelinde hayatınızdan çıkarmak istediğiniz ve sizin için artık gerekliliği kalmamış, bir şekilde miladını doldurmuş konu ve kavramları da şöyle bir kapatma durumunda olabilirsiniz. Çünkü akrep dolunayı aslında biraz da detoks, arınma, şifalanma anlamına geliyor. Ruhsal, bedensel, zihinsel artık sizin için gerekliliği kalmamış kavramları geride bırakabileceğiniz, yeni bir sayfa açabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu bir parasal konularla ilgili de olabilir. ilişki dinamiklerinizle ilgili olabilir. Alışkanlıklarınız, beslenme düzeninizle ilgili olabilir. Aslında bir diyete başlamak detoks yapmak için iyi bir dönemde olacağız Dolunay'dan sonra ay küçülen fazla olduğu için önümüzdeki iki haftalık süreç içerisinde ee, daha rahat kilo veririz vücudumuzda e, vücudumuzdaki zararlı maddelerden daha rahat e, kurtuluruz arınırız. bu yüzden detoks arınma şifa programları önerilir böyle bir dönemde. ruhsal anlamda, zihinsel anlamda da tabii ki terapi, şifa gibi çalışmalar, bilinç dışına yönelik çalışmalar yapmak için de uygun bir dönemde olacağız. Aynı şekilde hayatınızın artık zarar, sizin için zararlı olan bazı alışkanlıklarınızı, bağımlılıklarınızı da bu dolunayla beraber hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bunun için de motivasyonunuz artabilir. Hafta sonunda Merkür, Boğa Burcu'ndaki Merkür'ün özellikle Cuma'dan itibaren çok olumlu açıları var gökyüzünde gerek hayatınızı düzenlerken gerek para durumunuzla ilgili bütçenizle ilgili önümüzdeki süreci planlarken daha istikrarlı daha tutarlı düşünceler ortaya çıkabilir pratik çözümler bulabilirsiniz. Verimli adımlar atabilir, önemli ve gerçekten gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz ve yetkili kişilerle daha rahat bağlantı kurabilirsiniz. Bu anlamda kararlar vermek, düzenlemeler yapmak, yeni bir adım atmak için özellikle ayın hilal fazına geçtiği Cuma'dan sonraki hafta sonunu daha rahat, daha verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz, sevgili koçlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.